Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu büyükelçilerle bir toplantı yapıyor. Verirse 55. ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına bu sene katılacağız. Asya dünyanın ana kıtası, köklerimizin geldiği coğrafya. Ülkemiz de bu kıtanın en batı ucundaki ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2019'da yeniden Asya girişimini ilan etmiştik. Bu girişimin amacı elbette Türkiye'ye yeni bir konum arayışı değil, Asya ile yeniden daha güçlü bağlanmak. Geçen yıl bu bağlamda 31 ülke için 40 ana faaliyet alanında eylem planları oluşturduk. İki hafta sonra Ticaret Bakanımızla birlikte DEİK Asya İş Konseyleri ile bir araya geleceğiz. Bugün Türkiye halen Asya'daki 3 kuruluşun dönem başkanlığını üstleniyor. Asya Parlamenter Asamblesi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Asya İşbirliği Diyaloğu. Ve 21 Ocak'ta Asya İşbirliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları toplantısını da gerçekleştireceğiz. ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanlarının da bu toplantıya katılımlarını bekliyoruz. Yeniden Asya çerçevesinde ASEAN ile ilişkilerimize çok özel önem veriyoruz. Dünyanın değişik coğrafyalarından farklı ülkelerde ASEAN ile ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ediyor. 1967 yılında kurulan ASEAN toplam 650 milyonluk nüfus ve 3 trilyon dolara yaklaşan bir pazar. Güneydoğu Asya'da bölgesel bütünleşmede önce olan bir kuruluştur. Çok saygın bir kuruluştur. Çok taraflılığın özellikle zayıfladığı şu dönemde de ASEAN'ın faaliyetleri daha da takdir topluyor. Geçtiğimiz haftalarda imzalanan ve dünyanın en büyük bölgesel serbest ticaret platformunu oluşturan bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması bağlamında ASEAN'ın merkezi bir rolü var. ASEAN kapsamında yılda 1000'den fazla toplantı yapılıyor. ABD, Avrupa Birliği, Çin, Rusya, Japonya başta olmak üzere farklı formatlardaki etkinliklerde 30'dan fazla ülkeyi bir araya getiren ASEAN zirveleri de ayrıca Dışişleri Bakanları toplantıları da en önemli toplantılardan bir tanesini ya da siyasi buluşmalardan bir tanesini oluşturuyor. ASEAN toplam 10 ülkeden oluşuyor. Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor. Bu ülkelerin hepsinde Türkiye'nin büyükelçilikleri mevcut. En son Laos'taki büyükelçiliğimizi bizzat gidip açmıştık. ASEAN ülkelerinin 8 tanesinin ülkemizde büyükelçilikleri var. Laos ve Myanmar'ın henüz büyükelçiliği yok. Kısa süre içinde inşallah o ülkelerde ülkemizde büyükelçilik açar. Karşılıklı büyükelçiliklerimizin ikili ilişkilere katkısı malum. Özellikle de ekonomi diplomasisiyle izlediğimiz başarılı çalışmalarla da yeni açtığımız büyükelçiliklerin veya o ülkelerin bu ülkemizdeki büyükelçiliklerin ticaretimizin artmasına önemli katkı sağladığını görüyoruz. Daha önce de söylemiştim. Merkez Bankası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'da ASEAN Ankara grubu büyükelçilerine konuşmasını getirdik ekranlarınıza.